Selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Driving Empire'a gelen yeni güncellemelere bakacağız. Yeni küçük bir güncelleme gelmiş. üç tane yeni araba. Altımızda Solus GT var. Birazdan arabalara bakmaya gideceğiz. Arabayı full indirdim arkadaşlar. Şöyle bir bakarsınız zaten. Yer kazıyan oldu araba. Zaten bayağı inik bir arabaydı. Neredeyse yeri kazıyacak. yerle arasında neredeyse 1-2 sandım falan boşluk var bakarsınız öndeki tampona. Yani yeri sürte sürte gidiyor. Bayağı güzel oldu. Hazırsak gidelim. Şöyle şunu kapatalım abi. Şöyle içeriden de bakalım. Mükemmel. Tamam gidebiliriz. Şöyle buradan çıkalım. Böyle gü küçük güncellemelerin gelmesi güzel oluyor. Böyle ee, adamlar yine de bir şeyler getiriyorlar oyuna en azından 3-4 ay hiç güncelleme gelmemişti. 2 ay da olabilir. Biraz abartmış olabilirim. 2 ay hiç güncelleme gelmemişti yazın. Onun acısını çıkartıyorlar artık. Şöyle şuraya park edelim abi arabayı. Koy abi arabayı buraya. Tamam mükemmel. Çıkalım arabadan. Kapat abi. He. Burada Ütopya'yı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Arabalardan biri Ütopya zaten tasarlanmıştı. Böyle bir araba arkadaşlar. Kendisi bir sanat için üretilen bir araba. Böyle hız performans beklemeyin. Güzel yani. Öyle yani parası biraz pahalı ama performansı yok. Öyle yani güzel araba. O yüzden alın. Güzel olduğu için alın ya da almayın. Siz bilirsiniz. Şimdi girelim markete. Araba geldi arkadaşlar. Bir tane limited Markası Lotus, 62.000 kişi almış. 2 günü var. Fiyat uygun 127K. Siz de alabilirsiniz. Gayet fiyatı iyi bence. Beleş limitedınız olmuş olur. Arkadaşlar böyle bir araba kendisi. Şöyle kapılarını filan açalım. Böyle bir dış görünüme sahip. Ee, bu arabadan sadece 10 tane mi 20 tane mi ne üretilecekmiş. Yani özel bir araba. Yeni araçlara gelelim. Bir tane Rolls Royce'umuz var. Yani bu klasik bir Rolls Royce. Hepiniz görmüşsünüzdür bunu. Bayağı klasikleşmiş bir araba. Renklerinden falan da anlayabileceğiniz üzere. Şöyle bir kapı açma şekli var. Bayağı lüks bir araba. Roll play'lerde kullanabilirsiniz bu arabaları. Mafya roll play'lerinde ya da başkan roll play'lerinde iyi gider. Eee... Pagani Utopia kendisi bu şekilde arkadaşlar araba çok güzel şöyle Rengi aslında bu arabaya Açık renk Yok koyu renkler gidiyor arkadaşlar böyle açık renk yapmayın beyaz Açık renkte yani beyaz beyaz duyuyor Şöyle bir Startup demeyelim body customization'ı da var arkadaşlar böyle ee, Bir şeyler ekleyebiliyorsunuz Araba bu şekilde bayağı detaylı Motoru filan. Şimdi bu arabaların hepsini gerçek hayatta demeyelim. Sanal dünyada inceleyelim. Arabaları bulmak için şuraya yazalım. Pegasus. İlk önce bundan başlayalım. Araba bu şekilde arkadaşlar. Ben arabayı aldım. Arabanın rengini bu şekilde yaptım. Araba e, hızlı değil dediğim gibi. Şöyle bir bakalım. Araba öyle bir sıfır kamerasından bakıyoruz arkadaşlar kapılarını falan da açacağım ee, şöyle kapılarını açalım kaputlarını açalım burayı da açalım tamam abi Hı. kapıları böyle açılıyor kelebek şekilde İçi bu şekilde arkadaşlar arabanın ee, motoru da böyle motoru güzel bu arada öyle kötü değil şurada egzozu görebiliyoruz. Motorda bu kısımda bir Pagani motoru abi ne yapmışsınız lan güzel olmuş aslında ha Çıkalım sıfır kamerasından Şöyle bir gidelim abi Bunun bir de body customization var ona da bakalım ee, Burada değil burada Body kiti Karbon şey var böyle alttan değiştiriyorlar böyle görünüyor ama ben sevmedim. Böyle daha güzel. Orijinal hali daha iyi bence. Siz almak istiyorsanız alabilirsiniz. Bir top speed deneyelim isterseniz arkadaşlar. Top speed yapalım bir. Başladık abi. Bakalım ne kadar iyi gidecek arabamız. Kaç basacak? Biraz yavaş bir kalkışı var onu söyleyebilirim. 5. vitesteyiz, 6'dayız. 7'ye attık. Ee, yaklaşık 380 390 basıyor arkadaşlar da ben. Dur bir saniye. Göremedik ya. Dur. Yol bitiyor çünkü burada. Bir de manuel oynamaya çalıştım. Olmadı. Dur. Tekrar yapacağız. Dur bir saniye abi. He. Bas abi bas at atışı at at dur şöyle havayı da değiştirelim. Çık abi bas bas bas. Abi çok iyi ateş etmiyor mu ya araba çok iyi ateş atıyor. 384 8. vitesi yok. Bu şekilde arkadaşlar araba. Fena değil. Abi ne yaptın? Boşaldık arabayı. Dur. İşte Lotus da burada arkadaşlar. Lotus bu şekilde. Arabanın iç tasarımı böyle. Motoru açılıyor. Kapıları açılıyor. İç tasarım böyle. T e, tüy falan da koymuşlar. Güzel olmuş. Vitesi var. işte el freni var. Motor biraz garip olmuş. Gerçek motoru böyle mi bilmiyorum. Abi ne yapıyorsun? Şimdi buna da bakacağız top speedine araba bu şekilde arkadaşlar bagajı açılmıyor renkler sade normal renkleri arabanın buna da bir top speed denemesi yapacağız arkadaşlar şimdi bas abi şöyle bir ateşimizi atalım motoru ısıtalım bas biraz daha kalkışı hızlı bir araba modifiyesiz arkadaşlar bunlar bu arada ben modifiye etmedim param az çünkü Altıncı viteste 280 filan. Bu şekil bu arabada. Başka ne var arkadaşlar? He, bir de Rolls Royce vardı. Rolls Royce'u da gösterelim bulursam. Bakalım araba nerede? Çık abi. Görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum çünkü. Hmm, bulamadım. Dur yazalım. Burada. Arabanın iç tasarımı böyle arkadaşlar, iç tasarımı güzel, yıldızlar falan var ama yıldızları kare yapmışlar, yuvarlak yapsalarmış daha iyi olabilirmiş. Araba bu şekilde yani güzel araba. Şimdi bunun da bir hız testine bakalım şöyle araba böyle arkadaşlar, iç tasarımı falan güzel. Şöyle yine bu arabanın da motorunu ısıtalım bir saniye abi, yine manuel aldım. Ateş atmıyor bu tabii ki. Bas abi. Kalkışı yani idare eder ne bekliyoruz ki zaten Rolls Royce tam şey arabası. Şöyle 8. vitesi de varmış arabanın. 259 hadi 260 diyelim. Fena değil. Atlayalım abi buradan. O güzel drift attık ha. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Araba da güzelmiş ha. ETS 2'deki gibi bayağı detay yapmışlar arabayı. Araba bu şekilde. Size arabalar geldikçe göstermeye çalışıyorum. Belki haftaya da güncelleme gelir. İyi ara tatiller diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.